Tekrar merhaba. Hocam bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Yine biz bu İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği, daha doğrusu İslam ülkeleri arasındaki genel anlamda Zaman işbirliği konusunu fukarasıyız. bitiremedik. Tabii siz bu Türkiye'de bu konular üzerine en çok kafa yoran, en çok çalışan insansınız ve biz Estağfurullah. de bulmuşken olabildiğince istifade etmek istiyoruz. Hatta belki de işte, yani işi şey sömürmeye falan kadar Sömürme de canım lafı, evet. götürüyoruz da varsayılabilir. Tabii hayatınızı bu işe vakfetmiş olmanın belli takdirleri de olmuş. Benim önümde bazı ödüller var. Bu hafta seyircilerimiz bu ne duruyor burada masanın üstünde diye düşünüyor olabilirler. Ben müsaadenizle bunları size göstereyim. Siz bunların neler olduğundan bize biraz bahsedin. Efendim, o elinizdeki ve orada masada duran Onu da göstereceğim şimdi. ikisi beraberdir onlar. Evet. Bir de bu ödül Aynı galiba. ödülün iki parçası. Evet. Bu İslam Kalkınma Bankası'nın kültürel faaliyetleri içinde yer alan bir harekettir. Banka bütün İslam dünyasına hitaben bir nevi Nobel ödülü hikayesini özenerek bir ödül ihdas etti. Her sene bir kişiye İslam ekonomisi üzerinde Evet. en başarılı çalışma yapan bir kişiyi ödüllendirelim. Evet. Bir de İslam bankacılığı üzerinde bir kişi ödüllendirelim Siz dendi. İslam ekonomisine yaptığınız katkılardan dolayı mı aldınız bu Evet, ödül? Evet. bendenize de Evet. bunlar 1986'da başladı. Evet. Her yıl bir ülkeden bir kişiye veriliyordu. Şimdi 1992 yılı dünya ödülü de Evet. bu fakire tevcih Estağfurullah. Onu edilmişti. sonuna kadar hak ettiğinizden eminiz. Efendim işte o Bank-ı Temyiye-i İslamiye Evet. diye yazar. Hem İngilizce, hem Arapça, hem Fransızca. Evet. Ve Sabahattin Zaim'e verilen bir Evet. ödülü diye. Onu şey derseniz Evet. göstereyim Şu, evet. tercümesini. Evet. İşte Böyle tutayım burada ben, siz okuyun efendim isterseniz. Selection Committee diyor, seçim Evet. komitesi size bu mükafatı tevcih etmiştir diyor. Sizin İslam iktisadı sahasındaki katkılarınız, Evet. vesaire şeklinde. Böyle bir Evet. ödül. Bu da onun altınla ifade edilmiş daha maddi bir Evet. şekli oluyor. Evet. Ne Efendim, güzel hocam. hem maddi Evet. mükafattır bu. Evet. Ayrıca Evet. para mükafatı da Evet. veriliyordu. Yani Nobel'e Evet. yaklaştırmaya çalıştılar. Burada bir Aşağı tane yukarı daha, bir ödül daha var. 20 bin doları bulan falan da bir mükafat verilmişti. Bu Bu nedir da hocam? bu rüzgardan sonra Evet. Amerika'da da Lariba Bank, faizsiz banka diye bir banka kurulmuştu. Evet. Onun kurucuları da her sene bir İslam ülkesinden işte bu gibi Evet. mükafat alan hocaları davet ederek onlar için bir merasim yapıyorlardı. İşte bendenizi de Evet. tarihi var, kaç diyor? 1997. 87'di demek ki. Yok, bu 1997'de almıştınız ve 97'de. dördüncüsünü size Evet, vermişler. 90. 97. Bu 92'dir. Evet, O da 92. 97'de 97, Kaliforniya'da Los Angeles, San Francisco şehrindeydi. evet. Davet ettiler, gittik. Büyük bir otelde büyük merasim yaptılar. Evet. Ve orada da belediye reisi geldi. Amerikan bayrakları, asker, Evet. marşlar, şunlar bunlarla hem Türk bayrağı, Evet. Amerikan bayrağı. İşte beni oturttular masaya, koltuğa. Sonra konuşma yaptırttılar. İslam ülkelerinden, kol diplomatikten, bizim sefaret erkanında hepsine dair geldiler. Hem yemekler yendi masalarda falan, hem de bu merasim yapıldı. Evet. Bu 92'deki de İslam ülkeleri Maliye Bakanları Konferansı'nda Bu verilmişti. hangi ülkedeydi? Bu Tahran'da yapıldı. O Tahran'da, sene tamam. İran'da Evet. toplanılmıştı. Ve bizim hanım başbakanımız Tansu Hanım. Tansu Hanım'ın başbakan olduğu dönemdeydi. Ve bizim heyet tepsi gelmişti oraya. Ve o sene de işte bendenize verilmişti. Yani ilk defa bir Türk İslam dünyasında, İslam iktisadı sahasında bir mükafata layık görülmüştü. Sizden sonra da başka alan olmadı galiba Hayır, henüz, değil mi? olmadı.
Ve ben o vakit konuşmamda şunu söylemiştim. Dedim, beni burada en çok memnun eden husus şu olmuştur. Siz bana diyorsunuz ki İslam iktisadı sahasında İslam dünyasına hizmet ettiniz. İnşallah dedim, bu şehadetiniz Allah indinden de bir şehadet mevkiine geçer, kabul görülür diye. Buna seviniyorum dedim. Efendim, öyle bir hatıradır efendim bunlar. Hocam, o zaman amin diyerek evet, bugünkü inşallah. Programımızı da sonlandıralım. Evet. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle iyi bir hafta sonu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın efendim.